Depreme dayandı. Ama gel gör ki bu depremde biraz sıkıntı oldu. Evet. Hatay Valiliği binası 6 Şubat tarihli depremde hasar görmüştüm. Görmüştü evet. Dün yaşanan 20.04 merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Neresi efendim? Hatay Valiliği binası. Evet, o da büyük tarihi. Bir kısmı yıkıldı, bina kullanılamaz hale geldi. Polis bina çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Yaşanabilecek olası bir yıkıma karşı da binaya kimse şu anda yaklaştırılmıyor. Evet. Anladığımız kadarıyla hala hazırda hasarlı olduğu için ilk depremde içinde de herhangi bir yaşam ibaresi yok, söz konusu değildi. Ama tabii tarihi bir sembol binalardan olduğu için inşallah fazla bir hani yıkım söz konusu olmaz. Yine aynı şekilde güçlendirme çalışmaları da sürer ve yeniden hayata kavuşur. Çünkü önemli, yani Hatay Valiliği binası yörenin en tarihi ve en spesifik binalarından bir tanesi. Büyük geçmiş olsun. İnşallah bir başka depremde yıkılmaz. Dün akşam neler yaşandı istersen, bu deprem sonrasında enkaz çalışma kurtarma çalışmaları için meydana gelen depremde çevredeki ekipler tedbir amaçlı tabii ki hemen baktılar neler oluyor, evet, ve çevredeki enkazları kontrol etmeye başladılar. Tabii hemen o panikle, yani başta bizim Mehmet Akifler de söyledi ya, evet, yeniden başa döndük gibilerinden bir şey. Çünkü arama kurtarma çalışmaları devam etti bir taraftan. Akut, Kızılay, Mehmetçiğimiz hemen orada, Park, bir taraftan da herkes yeniden arama kurtarma çalışmalarına döndü. Ve hani bir can söz konusu ise kurtarmaya çabaladılar. Evet. İşte bir tane kediyi, zeytini kurtarmak için dört, evet, kişinin depreme nasıl yakalandığı anlara şahit olduk. Evet. Burası Antakya, onu söyleyelim. Bir de arka arkaya 3 dakika arayla işte depremin meydana gelmiş olması. Çünkü bir taraftan da hani ilk depremden hemen sonra başlıyorsun enkazına bakmaya. Ama evet, üçüncüsü de, daha doğrusu ikincisi de 3 dakika sonra araya gelince ondan sonra biraz daha çekiliyorsun. Çünkü yeni bir deprem olabilir gibilerinden öyle hemen bir müdahale de gerçekleştirilemedi. 3 dakika arayla, yani evet, daha önce 2 büyük deprem yaşadı burası. Ama arada bir 6-7 saat var değil mi? Doğru söylüyorum. Bir 9 saat vardı, 9 evet, aynen öyle. Bir aradan sonra yaralılar, türlü artçılar vardı. Enkazdan çıkarılan ya da bir şekilde çevrede zarar görmüş olan yaralılar da hastanelere sevk ediliyorlar. Evet, ekipler yine tabiri caizse hiç uyumadan, canhıraç bir şekilde, canlarını hiçe sayarak neredeyse yemek bile yemeden çalışmaya devam ediyorlar. Allah kolaylık versin. Yardımlarımızı asla ve katta esirgemeyelim, onu söyleyelim. Bir taraftan da özellikle bir, evet, yaralıya müdahale var mesela, evet, evet, işte görüyoruz burada. Saat 8'i 4 geçe meydana geldi. Ardından da 8'i 7 geçe meydana geldi deprem. Hemen ardından da elbette ki yaralılar da söz konusuydu. Hemen müdahale edildi orada. Depremler sonrasında Antakya'da Küçükdalan Mahallesi'nde yıkılan bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması yapıldı. O görüntüler geliyor şimdi de. Vallahi biz yukarıdaydık. Bizimkiler aşağıda yemek yiyordu. Hani depremden zarar görmeyen bir tane binamız vardı, amcamgillerin. Orada yemek yiyorlardı. Ne olduysa anlık bir sarsıntıda tamamen bina çöktü üstlerine. Yaralı olarak bir tane amcam oğlunun kızı çıktı. Onun da durumu biraz ağır. Valla göçek altından çıktım. Göçek altından çıktınız. Evet. Kendi imkanlarınızla mı çıktınız? Nasıl, evet, oldu? Evet, evet, aynen. Aynen. Bina içerisinde miydiniz deprem? Hayır, bina değil. İki göz oda, kiremit, eski ev. Tek başına mıydınız? Yoksa... Hayır, hayır, hayır. Yaklaşık 4-5 kişi, 6 kişiydik. Evet, çıkanlar oldu mu? Herkes çıktı mı içeriden? Kızım ağır yaralı, amcaoğlu, sizlere Ömür, diğerleri çıktı. Evet, Ahmet Başban, evet, röportajı veren arkadaşımız, o da bir depremzede enkaz altından çıkan. İki göz, kiremit bir evden, bir, evet, yapıdan bahsediyor. Oradan bile çıkarken yaşamış oldukları korku ve almış oldukları zarar ve darbe, tabii, vücutları demek ki o halde bile, yani düşünsene o halde asasarlı denilen bir binanın içinden çıkma ihtimalinin ne kadar düşük olduğunu.
Ama şimdi baktığımız zaman bu 6.4, 5.8 orası için şu an çok büyük yıkıcı bir deprem. İlk depremin daha da belki fazlası gibi hissediliyor. Çünkü hem enkazların arasındasın, az hasarlı yapılar oldu, orta hasarlı, ortalar oldu, yıkıcı, ağır bir hasara meydana geldi. Yani dolayısıyla hani 6.4, 5.8, diğerlerine göre azmış diyemeyiz. Evet. Orada çok daha farklı hissediliyor çünkü. Çok büyük geçmiş olsun vallahi. Yani yetkililerin de söylediği gibi bağımsız bir deprem, herhangi artçı yok. Hatta bunun artçıları söz konusu. İnşallah böylesi büyüklükte bir deprem daha olmayacak diye deniyor uzmanlarımız tarafından. Büyük geçmiş olsun. Tabii gün içinde daha net ortaya çıkacak neyin ne olduğu. Can kaybı umarız artmaz.